Nota Medya ve Seydi Şehir Haber Ortak Yayın'dan merhabalar. Bir şehir ve gündem programı ile yeniden sizlerleyiz. Bugünkü konuğumuz şehrimizin sevilen esnaflarından Ulukapı Mahallesi Muhtarı Ömer Pekşen Arslan. Bugün gazeteci yazar Fahri Kubilay ile birlikte Ömer abiye mahalle çalışmalarını, şehrin sosyal, sportif çalışmalarıyla birlikte mahallesinin eksikliklerini, çalışmalarını ele alacağız. Fahri abi, programımıza hoş geldin öncelikle tekrar. Evet, bizi izleyen herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Ömer abi, programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Öncelikle Ömer Pekşen Arslan kimdir? Buradan sizi tanıyarak başlayalım, sonra sorularımıza geçelim. Ömer abi, buyurun. Ben Ömer Pekşen Arslan, Ulukapı Mahallesi'nin muhtarlığını iki dönemdir yapmaktayım. Aynı zamanda Leblebiciler Çarşısı'nda ayakkabı ticaretiyle uğraşıyorum. Yaklaşık 27 senedir. Aynı zamanda Fahri abimin dediği gibi yaşam boyu spor ekibiyle birlikte şehrimizin dağlarına, yürünecek yerlerine ekibimizle beraber yürüyüş düzenliyoruz. Arada arkadaşlarımızla şehir dışına turlara çıkıyoruz. Yani bu şekilde hayatımızı idame ediyoruz yani. Kısaca Ömer Şen Arslan budur diyorsunuz. Evet. Pekşen Arslan budur. Evet. Ömer abi, biz sizin muhtarlığınız yanında uzun yıllar esnaflık olarak tanıyoruz. Tabii son dönemlerde yaşam boyu spor ekibiyle birlikte doğada bolca görüyoruz. Evet. Bunları program içerisinde ele alacağız. Ama öncelikle mahalle çalışmalarıyla alakalı bugüne kadar iki dönemdir ne yaptınız? Yeni dönem hedefleriniz nedir? Bunlarla ilgili bilgi verirseniz, faaliyetlerle alakalı biliyoruz. Sizin meşhur cuma ziyaretleriniz var. Birçok muhtarın yapmadığı ziyaretler var. Bunlarla alakalı da bilgi alarak giriş yapalım inşallah. İki dönem önce muhtar seçildikten sonra biz halkla devamlı iç içeydik. Eşimle birlikte cuma ziyaretlerine mahallemin büyüklerinden başlayarak hastalara, gençlere, yeni doğmuş bebeklere, bebek görme şeklinde yeni ev almış veya mahallemize taşınmış arkadaşlara hoş geldin diyerek böyle bir çalışma da bulunduk. Özellikle de bu ihtiyarların hayır duasını almak benim için çok önemli. Kimsesi yok, inanır mısınız, bir kediden bir kuştan medet umuyorlar çoğu. Evet. Hani kapısını çalan yok. Ben çaldık girdiğimizde ne yapacaklarını, ne ikram edeceklerini, nasıl davranacaklarını şaşırıyorlar yani. Aslında seçmen, vatandaş hizmetten ziyade gönül almayı bekliyor, doğru evet, mu? Evet, aynen. Aslında kesinlikle. En önemlisi de bu. Kesinlikle. Yani seçmenle hemhal olmak, vatandaşın aynen. Derdiyle dertlenmek aynen. Önemli. Aynen. Düğünde, cenazesinde, mutlu gününde yanında olursan senden iyisi yok. Evet, ve de çok da mutlu oluyorlar. Aynı şekilde biz de onların hayır duasını alınca hani biz de mutlu oluyoruz. İşimize daha iyi sarılıyoruz. Hani çok güzel bir şey. Yani. Diğer arkadaşlarım da yapmasını tavsiye ederim yani. Mutlaka yapanlar vardır işsiz tabii ama siz aynı zamanda sosyal medyayı da çok yönlü kullanan evet, aktif kullanıyoruz. Bir muhtar mısınız? O noktada tebrik ediyoruz. Gerçekten takdire şayan. İki dönem bu görevi zaten ifa ettiniz. Üçüncü döneme de evet. Adaysınız inşallah. Nasip olursa 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde de değerli mahalle sakinlerimizin kıymetli teveccüh ve desteklerini tekrar yanında hissederek mahallemizde bugüne kadar yapmış olduğum her türlü hizmeti ilk günkü aşkla arttırarak devam ettirmeye muhtar adayı olarak önümüzdeki dönemde yeniden talibim. Hürmet ve sevgi saygılarımla vatandaşlarımı selamlıyorum. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Fahri abi, buyurun. Evet, muhtar hoş geldiniz. Hoş bulduk Fahri abi. Yani ben sormadan siz Fahri abi dedi. dediniz. Şimdi bu programla kendi kategorime göre bir konuşacak bir arkadaş, yani kendi şeyimde bir arkadaş buldum. Ondan bazı sorular soracağım. Mesela şimdi siz yaşam boyu sporla ilgili bir çalışma yapıyorsunuz. Bu ekipte arkadaşlar var. Bakıyorum sabah, yani dükkana gitmeden önce bakmışım, siz fotoğraf paylaşıyorsunuz. Sabah erkenden kalkmak nasıl oluyor? Ne yapıyorsunuz? Bu yaşam boyu spor ekibinde kimler var? Yani hangi yaş grubunda insanlar var? Nerelere gidiyorsunuz? Bu şeyden biraz bahsederseniz memnun biz olacağız. Yaşam boyu spor ekibi olarak yaklaşık bir 35-40 kişi arasında ekibiz.
Bizim içimizde müdürümüz var, öğretmen arkadaşlar var, esnaf arkadaşlar var, polis arkadaşlarımız var. Biz bir grubuz. Bir araya sabahleyin, sabah ezanından önce imsakta birlikte çıkıyoruz evimizden. Bizim hani doğa olarak çok güzel bir yerdeyiz. Şehir olarak doğamız çok güzel. Mesela bir Kuğulu Park. Kuğulu Park'ın üstündeki Kalapat Dağı. En güzel, en iyi sen bilirsin oraları. Artı bu tarafa geldiğimizde Gökçük, Taraçın'ın üstü Budal. Bu tarafta yine Küpe Dağı'nın etekleri, Küpe Çukuru, Halkalı Kaya. Hani gezilecek doğa harikası yerlerimiz var bizim. Buralara biz sabahleyin erkenden gidip yürüyüş yapıyoruz. Kategorilere göre en aşağı 7 kilometre olmak üzere 12 kilometre arasında yürüyüp herkes saat 8'de iş başısını yapıyor yani. Şimdi bunu yaparken tabii ki Sedişehir'in ve bölgenin tanıtımına büyük katkı sağlıyorsunuz. Evet. Bu bir. Yani insanların size şeyi ne? Mesela sokakta siz sosyal medyada paylaştığınız zaman ya bizi de götürün işte biz de oraları görmek istiyoruz gibi dışarıdan ve içeriden talepler oluyor mu? Kesinlikle talepler oluyor. Biz özellikle yaz günü herkesi davet ediyoruz. Fakat o sabah ezeniyle birlikte imsakta kalkmak biraz bizim vatandaşlarımıza zor geliyor. O yüzden sadece bizim durumlardan takip ediyorlar. Sosyal medyadan takip ediyorlar. Fakat şehirde de böyle yer olduğunu ilk defa bizim paylaşımlarımızdan görüyorlar. İlgiyle takip ediyorlar. Mesela ben paylaşmadım mı? Ya ne oldu Muhtar? Bu hafta gitmediniz mi diye bana serzenişte bulunuyorlar yani. Şimdi siz aynı zamanda sadece Sedişehir değil de dışarıda mesela gördüğüm kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla işte şehir dışında da faaliyetleriniz oluyor. Büyük grupta da bir bisiklet grubu var. Onlar da aynı şekilde şehrin tanıtımı için büyük katkı veriyorlar. Evet. Sizin bu şeyde yaşam boyu spor faaliyetlerinizde yani gördüğünüz eksiklikler mesela nelerdir? Şunlar daha iyi yapılsa daha iyi mi iyi olur yoksa işte insanlar çevreyi çok kirletiyor. İşte bir sabah kalkıyoruz insanların böyle o kirli görüntülerini görüyoruz. Bunlar hoş bir şey değil gibi böyle söylemek istediğiniz. Maalesef biz vatandaş olarak doğaya çok hor kullanıyoruz. Çok kirli kullanıyoruz. Maalesef götürüyoruz poşetlerle ama getirmesini bilmiyoruz. Her yerde affedersiniz her türlü pislik var. Şişesiydi, çöpüydü, mangal pisliğiydi her şey var yani. Fakat biz burada mıntıka temizliği de yapıyoruz gelirken arkadaşlarımızla. Bu çöpleri toplayıp şehre kadar indirip en yakın çöpe atıyoruz yani. Eksiklik noktasında biz dediğiniz gibi dışarılara da çok gidiyoruz festivallere. Bizden daha aşağıda doğası yok, böyle çayları yok, akarsuları yok, gölleri yok, yürüyüş alanları yok. Ama adamlar hani ne diyeyim yani sahip çıkmışlar, oralara bir parkur yapmışlar. Çok güzel bir reklam yapmışlar. Hani dediğim gibi bizden daha aşağı olan bir yerde festival düzenleniyor yani. Şehre katkı sağlıyorlar, şehri tanıtıyorlar yani. Geçen gün mesela biz şeye gittik, Konya maratonuna gitmiştik. Orada çok güzel mesela sert bir zemin vardı. Orada bizi 10-10,5 kilometre koşturdular mesela. Sert zeminde. Sert zeminde değil mi? Evet. Mesela bizim Gökçük göletinin etrafı toprak ve çok güzel. Orada bir festival yapılabilir. Yukarıya Küpe Çukuru'na etkinlikler yapılabilir. Yani bunlar hani sırf birilerinin ön ayak olmasıyla ufak tefek yerel yönetimlerin, kaymakamlığın ön ayak olarak yani yapması gerekir. Yani. Bu noktada biraz zayıfız yani. Özel eleştiri yapırsak bu noktalarda zayıfız. Evet, sosyal yönlerinizle muhtarlığın yanında sizi tanıyoruz. Tabii Ulukapı Mahallesi'nin dışında aslında bölgesel bir muhtar gibi de çalışıyorsunuz. Evet. Az önce ifade ettiniz. Şehrin tanıtımına, kültür, spor yönüyle de ciddi anlamda katkı sağlıyorsunuz. Bu her kesimden zaten takdir gören bir şey. Bu noktada kutluyoruz. Tabii ben biraz daha mahalleye gelmek istiyorum. Direkt sportif yaşam dışında. Ulukapı Mahallesi'nin tamamladığınız hizmetleri vardır. Tamamlamayı planladığınız, yapmayı düşündüğünüz vaatler vardır. Yine
sizin pandemi dönemindeki çalışmalarınızı da biliyoruz. Evet. Bu yönüyle. Kısaca mahallenin yapılan işleri, yapılmayan ya da planlanan işleri ve pandemi döneminde de dokunduğunuz insanlar var. Bunlarla alakalı da ben görüşlerinizi almak isterim. Evet. Yine devam edelim sporla alakalı. Fahri abi o yönüyle lazım inşallah. Mehmet Bey, dediğiniz gibi pandemide biz muhtarlar olarak vatandaşın yanındaydık. Mesela o zamanlar hatırlarsınız, biz esnafları 17 gün kapatmışlardı. Evet. Cumartesi pazarları maalesef hepimiz şeydeydik, kapalıydık. Pandemi sürecinde ev hapisleri oldu vatandaşa, öyle diyelim bari. Aslında bir yönüyle de sizin seçmenle, halkla dokunma noktasında katkısı, evet, da oldu bu sürecin. Aynen o şekilde. Doğru. Evet, şimdi vatandaş ekmeğini, zıgarasını, bütün ihtiyaçlarını biz muhtarlar aracılığıyla gördü. Mesela adam diyordu ki işte 2 kilo portakal al, 1 kilo mandalina al, şu marketten al, şundan alma. Özellikle bildiriyordu yani, yazdırıyordu yani. Evet. Ona göre alışveriş. Ben kendimden bahsedeyim mesela. Ben pazarı bilmem, ben pazar görmem, vatandaşımın pazarını gördüm yani. Ne güzel. Evet. Yani bu noktada birçok hayır duasında aldık, evet, alarak ikinci, evet, döneme, üçüncü döneme nasip gidiyorsunuz olursa, inşallah. Evet, evet. Mahalle çalışmaları ile alakalı. Eksiklerin noktasında vatandaş bize geliyor, biz de o eksikleri belediyemizle birlikte veya kaymakamlığımızla birlikte eksiklerimizi biz iletiyoruz. Hani bizim genelde eksik olarak kanalizasyondur, doğalgazdır, altyapıyla alakalı şeylerimiz var, asfalttır, kaldırımdır, bu şeylerimiz var. Bunları da belediyeyle işbirliği halinde çözmeye çalışıyoruz. Bayağı yol aldık. Yalnız tabii eksiklerimiz var. Nasip olursa inşallah bu üçüncü dönemimizde zamanımız yetmedi. İnşallah onları da tamamlayacağız yani. İnşallah. Bu dönem içerisinde tabii belediye başkanı muhtarlarla uyum içerisinde çalıştığını ifade ediyor. Evet. Siz mahalle, Ulukapı Mahallesi muhtarı olarak bu noktada bir sıkıntı yaşadınız mı? Ya da talep ettiğiniz hizmetler ulaştı mı, ulaşmadı mı? Seçmenin ihtiyacı karşılandı mı? Bazı noktalarda güzel hizmetler aldık ama bazı noktalarda hani, hizmet alma noktasında sıkıntılarımız oldu yani. Mesela bizim bir caddemiz var. Oranın asfaltlanması noktasında bayağı bir sıkıntı yaşadık. Yani yaz günü tozdan, kış günü çamurdan hani geçinmiyor. Yani devamlı söylüyoruz ama tabii hangi cadde olduğunu da söylerseniz bence Muhsin Yazıcıoğlu caddesi. Hani kışa denk geldi. Oranın ana hat, boru hattını yeni değiştirdiler. Kış günü de olunca yetişmedi. Bahar aylarına kaldı. Oradan mesela şu anda çok şikayet alıyoruz. Özellikle havalar iyi gider gidince, bu sene malum Fahri abim de çok iyi bilir, küresel krizden 12. aya geldi. Kar, kış yok hala. Allah maylısını versin. Hani toz oluyor. Yağmur yaş yağdığında çamur oluyor. Evet. Bir türlü çözemedik orasını yani. Tabii yetkililerle tabii bunu paylaşmışsınız. Evet, evet. Hangi cadde bu? Şey mi? Yani, bu eski itfaiyenin önünden çıkan. Evet, geçen gün de ben o caddeden geçtim. Gerçekten de çok kötü yani, böyle kaçacak yerde yok, her taraf çukur. Evet, bugün de mesela programa gelmeden önce orada sefa sitesi var, 8 katlı. Yaklaşık 64 daire var. Her gün telefon alıyorum. Yani muhtar burayı bir süpürttür, burayı bir şey yaptır. Ama bizim de elimizden bir şey gelmiyor artık. Yani şimdi orada benim gördüğüm Hatay'la ben birebir şahsen gördüğüm bir yer. Her taraf çukurlaşmış. En azından asfalt sezonu bitti ve asfalt yapılmayacaksa orayı düzleyip böyle kumlayıp kumlu halde olması bundan daha güzel olur. Evet. Çünkü her taraf çukur, araba iniyor, kalkıyor, taktuk taktuk böyle. Aynen, vatandaştan çok şikayet geliyor. Çok şikayet geliyor. Bu hani hizmet noktasında bir o yolda sıkıntımız var. Öbür türlü doğalgaz noktasında da işte 18 geçmeyince doğalgaz geçmeyen birkaç sokağımız kaldı. Merkez mahallede olmamıza rağmen biz Ulukapı Mahallesi olarak Seydişehir'in yüz ölçümü olarak en büyük mahallesiyiz. Tabii süreç var. Halihazırda belediye başkanımız göreve devam ediyor. Evet. 31 Mart'a kadar seçim süreci devam etse de hizmetler durmaz. Tabii kesinlikle. Çalışma devam eder. Bu ekranlardan da
yetkililere seslenmiş olalım. Özellikle bu fırsatı bana verdiğiniz için teşekkür ederim. Eyvallah. Yani İnşallah eksikler, mahallemizin eksikleri bu noktada da yapılır yani. İnşallah. Biz duyurulması noktasında yine basında da yer vermeye çalışırız. Teşekkür ederim. Alakalı. Sağ olun. Şehrimizin bütün mahalleleri bizim. Ulukapı da bizim. Hacı Seyit Ali de bizim. Kızılcalar da bizim. Kesinlikle. Tabii ki zaman zaman yetişemedikleri noktalar olacaktır. Kesinlikle. Ama ekranlardan biz, muhtarlarımız siz dile getirerek sürecin hızlandırılması ile ilgili ne yapılması gerekiyorsa katkı sunalım inşallah. Eyvallah, teşekkür ederiz. Evet Fahri abi. Evet muhtarım, hani ben de muhtarlıkla ilgili birkaç şey sorayım. Şimdi Seddişehir'de 55 tane mahalle var. Evet. Gördüğüm kadarıyla muhtarlığa müthiş bir talep var insanların. Evet. Yani özellikle yani bakıyorum bayılıp. Bazı paylaşımlara da bakıyorum. Adam muhtar mı olacak yoksa belediye başkanı mı olacak? Bir şey var. Yani güzel bir yarış var. Aslında şey değil bu. Eleştiri açısından söylemiyorum. Güzel bir şey var işte. Tabii. Herkes çıkamaz Fahri abi. Milletin önünde oy istemek, o sandığın başında durmak herkesin harcı değil yani. O çıkan arkadaşları da tebrik etmek lazım yani. Şimdi sokakta bir adam böyle gülümseyerek gelip böyle şey yapıyorsa diyorum ki bu kesin muhtar. Tek sıkıntı ne var abi biliyor musunuz? Bu işi zamana yaymıyorlar. 3 ay kala başlıyorlar. İşte o da biraz göstermelik oluyor yani. O da çok. Tabii bu yapan arkadaşlarım da var, yapmayan da var da kimsenin şeyine girmeyelim de. Hani biraz yapmacık oluyor o hareketler. Biz vatandaşın içinde olunca onu söylüyorlar yani vatandaş. Ya diyor mesela akbabası, ya diyor ben düğünüme gelmedi diyor. Cenazeme gelmedi diyor. Sesim zaman diyor. Aynı diyor. Burada yanlış anladın. Siyasetçi gibi geliyor diyor. O istiyordu sen diyor. Evet. Evet. Böyle bir yarış. Neyse buradan herkese başarılar diliyoruz. Tabii herkese başarılar. Şimdi sormak istediğim şu biraz önce işte projelerden falan bahsettin sen. Gökçük Barajı iyi bir parkur, doğal bir parkur olduğunu söyledin. Mesela şimdi Seddişehir, işte Gökçük Barajı'nı ele alalım. Bir taraf su, bir taraf yemyeşil orman, öbür tarafta tırmanılması gereken yüksek bir dağ var. Yani müthiş bir nimet. Evet, ama bakıyorsun işte böyle işte Konya'ya ve etrafına bakıyorsun. Hiç dağ yok, ağaç yok, ondan sonra bir gidilecek, gelinecek yer yok. İnsanlar güzellikler oluşturmuşlar. Yani sünni şeylerle oluşturmuşlar. Parayla. Burada hazır bir parkur varken yani Seddişehir açısından bu büyük bir eksiklik yapılmıyor böyle. Mesela şimdi şöyle bir şey yapılabilir mi? Gökçük veya Taraç tarafında işte şeyde var. Bazı yerlerde var. Küçük barakalar var. Böyle insanların barınabileceği yani denize veya gitmek istemiyor adam. Dağda veya doğada tatil yapmak istiyor. Ondan sonra yürüyüş yapmak istiyor. Bir yerler gezip görmek istiyor. Böyle bir çalışma yapılsa başarılı olunur mu sizce? Kesinlikle olur ve de çok güzel olur. Niye derseniz sen daha iyi biliyorsun. Bizim doğamız çok güzel. Dediğin gibi bir taraf yeşil, bir taraf su. Hani çok güzel parkurlarımız var. Yani buralar değerlendirebilir. Yani çok da masraf isteyen bir şey değil. Mesela bahsettiğiniz Gökçük arazisi. Her tarafı güzel şekilde arabayla dahi dolanılabilir yani. Bir taraftan girip su çekildiği için öbür taraftan çıkabilirsin Gökçük'te mesela. Oraya parkur yapılabilir. Yürüyüş yolu yapabilirsin. Bisiklet yolu yapabilirsin. Yani bunlar öyle çok masraflı şeyler de değil yani. Çünkü yeri, yurdu, yolu belli yani. Yapılabilir yani. Evet. Burada da biz hani siyasetçilere, yerel yönetime, idarecilere iş düşüyor yani. Bir de şey var, siz doğa severler olarak sık sık belki gidiyorsunuz, Ferizine Mağarası var. Evet. Yani Ferizine Mağarası'nın böyle üçte biri veya şey olmayan çok basit mağaralar işte turizm yatırımıyla düzenlenip ve buralara izleyici, seyirci geldiğini görüyoruz. Bu en basitinden Çamlık, Dalayman'ın oralarda da bazı mağaralar var. Ama bir türlü işte Seddişehir'in bir değeri olan bu Ferizine Mağarası işte oraya hiç insanlar burada ne var ne oluyor işte buraya insanlar gelir mi gitmez mi hiçbir şimdiye kadar değerlendirmeye almadılar. Almak da istemiyorlar. Mesela buraya bir şey yapılabilir mi? Bir teleferik gibi bir şey yapıp böyle benim hayalimde bunu işte buraya işte inşallah
aday değil de adaylar kesinleştikten sonra konuk olarak katılırsak onlara soracağım ben. Yani böyle bir projeniz var mı diye. Evet. Mesela şimdi oraya turizm eliyle, Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla işte basit böyle bir çay ocağı veya bir restoran gibi bir şey yapılıp bir teleferik yapılırsa, yani sizce Türkiye'nin değil Konya'nın, Türkiye'nin her tarafından gelir. Ziyaretçi gelir. Ziyaretçi gelir. Yapılması da lazım Fahri abi. Çünkü oraya yaklaşık bir orası 1350 rakamında. Hani oraya çıktım vatandaş var ya, her tarafa hakim böyle. Seydişehir'in tamamına hakim. Sulay'ı görüyor, burada şehri görüyor, Vasilelver tarafını görüyor, fabrikayı görüyor. Hani çok müthiş bir göz seyir zevki var yani. Dediğiniz gibi oraya bir teleferik yapılırsa, bir yürüyüş yolları yapılırsa, bir dönem yapılmıştı ama tabii çok yağış aldığı için bozuluyor yani. Tekrar bir elden geçirip hani oralar dediğiniz gibi kafe türü şöyle ufak bir yer işletme. Hani çünkü çok su ihtiyacı oluyor orada. Tamam şimdi su varken su var ama sular kurudu mu, su çekildi mi? İlk çeşmeden sonra o tarafta su yok mesela. Evet. Hani değerlendirilebilir yani, dediğiniz gibi bu soruları gelecek olan belediye başkan adaylarımıza netleştikten sonra sorarsanız şehrimiz açısından çok iyi olur Fahri abi. İnşallah. Biz doğa severler de seviniriz yani. İlgiyle de takip edeceğiz inşallah. İnşallah. Evet, muhtarımıza sorularımız devam etsin. İkinci bölümde yine paylaşalım. Kısa bir reklam arasına gidelim uygunsa. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Dönüşte tekrar birlikte olalım inşallah. Evet, ikinci bölümde yeniden sizlerleyiz. Ulukapı Mahallesi Muhtarı Ömer Pekcan Aslan'la mahallenin sorunlarını, sosyal sportif çalışmalarını ele alıyoruz. Evet muhtarım, mahalleyle ilgili çalışmalarınızı anlattınız. Ulukapı Mahallesi tabii şehrimizin büyük mahallelerinden bir tanesi. Alan olarak da ciddi anlamda. Evet. Şehrin en büyük mahallesi Kızılcalar Mahallesi. Nüfus olarak bildiğimiz kadarıyla. Ulukapı Mahallesi'nin nüfusu kaçtır? Yaklaşık yüz ölçümü alan olarak da nedir? Bilgi verebilir misiniz? Bizim nüfusumuz 4272 bugün itibariyle. Kadın nüfusu 2142, erkek nüfusu da 2130'dur. Seçmen oy kullanan şeyde, bir önceki şeyde de 3240 tane vatandaşımız sandığa gitmişti. Yüz ölçümü olarak dediğiniz gibi çok büyük bir alan. Bir tarafı mavi köşeden başlıyor, bir tarafı taşyal tarafı, sağ taraf göğüye kadar gidiyor. Alan olarak çok geniş. Hani şey olarak, alan olarak tam bilmiyorum Ulukapı'yı. Metrekare olarak bilmiyorum ama şehrin dediğim gibi, ilk programda da demiştim, en büyük mahallesi evet. Şey olarak. Tabii hizmetler noktasında zaman zaman bunun da getirdiği dezavantajlar vardır. Oluyor, evet, evet, kesinlikle. Şimdi özellikle hafta sonları belediyede maalesef nöbetçi de olunca personel sıkıntısı oluyor. Vatandaş tabii belediyeye ulaşamıyor. Bizim telefonlarımız 24 saat açık. En kolay kime ulaşır? Muhtara ulaşır. Tabii. Yani biz de ulaşıyoruz ama inanır mısınız bazen biz dahi yetişemiyoruz yani. Tabii. Yetkililere ulaşmak noktasında. Özellikle cumartesi pazar. O diyor ben şuradayım, o diyor ben buradayım, o diyor şoförüm yok, o diyor belki kepçem yok. Hani sıkıntılar oluyor yani, bu sıkıntılarımız var. Evet. Zor bir dönem tabii. Evet. Büyükşehir yaşasından kaynaklı köylerin de merkezi mahallesi gibi olmasından dolayı evet. Belediyenin işi de tabii kolay değil. İmkanlar evet. Içinde yetişilmeye çalışıyor. Evet. Başkanımız bir plan halinde de çalışıyor ama çalışıyor, tabii evet. Öncelenmesi gereken konularda var. Var mutlaka. Tabii. Yani
programı aldık sizinki beklesin demek de doğru değil. Az önce ifade ettiğiniz o Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi dediniz. Orasıyla alakalı önceliği gereken bir konu. Evet. Tabii bunun yanında zaman zaman bize de geliyor. Mahalleli muhtara ulaşamıyor filan. Biz basın olarak çokça da köpeklerle alakalı sıkıntılar duyuyoruz. Bu konuyla alakalı size de ulaşan şikayetler var mıdır? Nedir, ne değildir? Son olarak barınağımız filan açıldı ama evet, bunun yansıması ne oldu? Siz daha önceki programlarında da bahsettiniz. Ben ilgiyle de takip ediyorum programınızı. Hani geçtiğimiz programlardan siz bu işte köpek barınağı yapıldı şeklinde yayınınız olmuştu. O yayını ben de izlemiştim. Fakat ne hikmetse bizim köpek sorunumuz hala çözülmedi. Evet. Köpeklerde acayip sıkıntı var. Tabii kapasitemiz de yüksek. Biz gitmiştik oranın açılışına şeyine. Çok güzel bir hizmet olmuş. Buradan belediye başkanımıza, yetkililere, emeğe geçenlere teşekkür ediyoruz. Ama maalesef dışarıdan bizim şehrimize çok hayvan bırakılıyor. Kamyonlarla getirip dağ olsun, şehrin girişine olsun bırakıp gidiyorlar. Hani bir şekilde buna bir çözüm bulmamız lazım. Hani kameralar var, emniyetin şeyleri, hani bunlar tespit edip gerekli cezaların uygulanması gerekiyor lazım. Değil mi? Geçen gün mesela bizim bölgemiz okullar bölgesi. Atatürk İlkokulu ve İsmet Şen Ortaokulu. Bu ara biraz da boş bir alan. Hani köpeklerin üreme noktasında da şey var, önceliği var diyeyim artık. Oralar uygun bir yer. O yüzden oralarda köpek çok. Bir de özellikle ilkokul çocuklarına, hani çocuk, hani köpek belki bir şey yapmayacak ama çocuk korkuyor, yola fırlıyor, şey yapıyor. Hani sıkıntı var köpek noktasında, maalesef bir çalışmanın yapılması lazım. Çünkü bu alanla ilgili özellikle bir birim mi oluşturmak gerekiyor? Yani aslında o muhtemelen barınakta o birimde oluşturulmuştur ama evet. Tekrar biz buradan dikkatleri çekmek istiyoruz. Evet. Çünkü basın olarak bize de çok sayıda, Bayra abi size de bu ulaşıyordur zaman zaman. Öncelenmesi gereken konulardan birisi. Şehrin ana sorunlarından bir tanesi aslında. Doğru mu abi? Kesinlikle, yani bu köpek sorunu daha çok konuşacak gibiyiz biz. Çünkü yani köpek sorununun çözülmesini istemeyen Türkiye'de bir şey var. Yani biriler tarafından finanse edilen, özellikle böyle işte siyasiler de dokunamıyor yani maalesef köpeğe. Ondan sonra çözüm de üretemiyor. Onlar da gördüğüm kadarıyla sadece Sedişehir veya şey değil. Herkes başından savmak istiyor. Bundan kurtulmak istiyor. Ama bir türlü en azından şehir merkezinde insanların yoğun olduğu yerlerde bu işler çözülürse yani daha göze batmaz. Özellikle hemen dediğim gibi okullar bölgesi. Okullar bölgesinde. Burada şehrin, Sedişehir'in köpek sevgisinden kaynaklı mıdır? Az önce ifade ettiniz. Çevre ilçelerden de özellikle köpek bırakma hadiseleri var. Aynen. Herhalde biz köpekleri fazla beslediğimizden, sevdiğimizden olsa gerek. Evet. Çok sayıda gerçekten evet, köpek son dönemlerde sokaklarda yine görmeye başladı. Ya işte bu iş eğer öyle, bu kesin elimizde deliller varsa dışarıdan buraya bırakıldı, biz de toplayıp gidelim. Evet. Biz de başlayalım. Yapmamız lazım. Kısa yapalım. Yani eğer doğruysa. Evet muhtarım, şimdi ben birkaç soru sorayım. Şehrin mesela şimdi atık su kanalizasyon arıtma tesisi sizin mahallenizde evet, bir. Hani burada mesela 2-3 yıl önce herhalde bir açılış yaptıydık bu bura. Bura nasıl, çalışıyor mu? Bunun arkasından bir soru daha soracağım. Bari abi, orası çalışıyor fakat bu sene yanlış değilsem müteahhiti değişti. Müteahhiti değişince orada bir sistem var. O sistemi çalıştırmayınca maalesef bu sene koku oluştu orada. Kokuyu da vatandaş devamlı bize ihbar ediyor. Yani muhtarım burada koku var. Özellikle de yazmıyor. Yanında bizim camimiz var. Yeşil Pakıs Camisi. Özellikle oranın cemaati yazın pencereleri açık namaz kılamıyor yani. Kokudan duramıyor yani. Bunu biz yetkililere devamlı söylüyoruz ama müteahhiti de verince bir şey de yapılmıyor. O sıkıntımız var. Evet. Yani o koku ta Bozkır yolundan istedilen bir koku. Ben de onu birkaç sefer şahit oldum. İkincisi, yani Bozkır yolu demişken bu
Bozkır yolu kavşağı var. En çok kaza olan. Evet. Ve insanların işte biz orayla ilgili bir haber yaptığımız zaman niye buraya alt geçit yapılmıyor, niye burada çok kaza oluyor gibilerden sürekli böyle şikayetleri, serzenişleri var. Siz bu konuyla ilgili muhtar olarak bir girişim yaptınız mı? Gerçi sivil toplum örgütleri bu konuda bir şey yaptı orada basın. Abi bizim muhtarlık olarak ben resmi dilekçemi hem kaymakamlığımıza hem Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne yazdım. Fakat orada bir çalışma olmuş. Çalışma olunca uygun görmüyorlar oraya. Maalesef oraya bir alt veya üst geçit yapılmıyor yani. Mesela bir oraya kulu makası gibi bir makas olur. Çünkü o yolda dediklerine göre 3 milyon araç geziyor. Evet. Hani özellikle de bu tatillerin uzun olduğu şeyde çok yoğunluk oluyor. Yani bu yoğunluğu önlemek için de oraya kesinlikle ve kesinlikle bir kavşak lazım. Üst geçit, alt geçit veya böyle bir kulu makası gibi makas lazım oraya. Hani dediğim gibi ben oraya dilekçemizi de verdim ama red cevabı geldi. Daha önce karayolları sağını solunu hep istimlak etti. Oranın yollarını aldı yani vatandaştan aldı. Şu anda oradaki sağlı sollu yerler tamamen karayollarında. İstimlaya yapıldı yani. Yapıldı ama çalışma yapılmıyor. Maalesef yapılmıyor. Yapılmıyor. Evet. Bu kanayan bir yaramız. Evet muhtarım, şimdi sorunlarımız var. Evet. Tabii bu sorunları aşma noktasında yerel yönetimlerle belediyemizle ortak çalışma yürütmeniz gerekiyor. Kesinlikle. Bu noktada belediyenin muhtarlarla olan çalışması, toplantıları ya da sorunların çözümüyle alakalı faaliyetlerini yeterli buluyor musunuz? Daha fazlası yapılabilir mi? Bu noktada neler söylemek istersiniz? Aynen, biraz daha mücadele etmemiz lazım. Dediğiniz gibi büyükşehir yasasıyla birlikte eski köy olan köylerimizde mahalleye dönüştü. Hani 55 tane mahalle oldu. Evet. Hani belediyemizin işi de kolay değil yani. Başkanımız sağ olsun hani mücadele ediyor, çalışıyoruz, yani toplantılar yapıyoruz ama maalesef bazen hani orada kalıyor yani. Hizmet alma noktasında sıkıntılar var yani. Büyük şehir olunca ister istemez hani sıkıntılar oluyor yani. Peki bu noktada büyük şehrin direkt mahallelere bir desteği söz konusu olmuyor muhtar? Valla merkez mahallelerde destek yok. Ama köyden dönüşen mahallelerde varsa onu bilmiyorum. Ama şehirde hani merkez mahallelerde biz tamamen ilçe belediyesine kaldık. Eğer ilçe belediyesi hizmet verir, getirirse alabiliyoruz. Evet. Tabii zor. Zor büyükşehir yasasından sonra dediğimiz evet. gibi 55 mahallenin her birine hizmet vermek kolay değil. Tabii. Ama tabii bu işe aday olanlar bunu göze alarak çıkmak kesinlikle, durumunda. Evet. Yani bu hizmet yarışını bunun üzerine kurmalı. Ben şey sormak isterim. Mahallenizle alakalı tabii sosyal yaşam da önemli. Camidir, sağlık ocağıdır, eksiklikleri yaşanan park gibi sorunlar var mı? Yeni dönemde planlamalarınız ya da belediyeyle çalışma alanlarınız var mı? Bunu da sormak bizim istiyorum. İşte yeni yapılıyor. O yeni itfaiyenin yanında sağlık ocağı yapılıyor. 112 merkezi. Orada bir an önce faaliyete geçerse çok güzel bir hizmet olacak. Çünkü bizim mahallemizle birlikte Aktaş, Hızılcalar oradan yararlanacak. Biraz da orada yaklaşık 220 daire falan yapılmakta. Evet. Doğa yapılaşmanın hızlı olduğu bir bölge. Evet, bölge. Hani oraya bundan sonra okul da lazım, cami de lazım. Hani bu hizmetler inşallah gelecek olan belediye başkanımızla birlikte bir çalışma yürütürüz yani. Çünkü ihtiyaç. Tabii. Dediğiniz gibi Ulukap Mahallesi alan olarak çok büyük bir mahalle. Evet. O bölge için sağlık ocağı emeği geçenlere buradan teşekkür etmiş olalım. Evet. O bölgeni bir nebze olsa rahatlatacaktır. Ama tabii bununla birlikte park alanları, cami gibi alanlarda ihtiyaç olacak. Evet, oralara istiyor. Birlikte. Çünkü nüfus yoğunluğu arttı. Şimdi az önce bahsetmiştim. 4272 olan nüfusumuz bayağı artacak. Özellikle bu 4. 5. ayda o 160 dairenin hepsi dolacak yani. Diğerleri de yapılıyor. Yani kesinlikle orada bir çalışma yapılması lazım yani. Evet. Buradan mesajımızı da verelim. Sayın Belediye Başkan adaylarımıza burada başarılar diliyorum. İnşallah hizmet noktasında hizmet alırız. İnşallah.
Fahri abi, muhtarıma bir sorun yoksa biraz da ben haftanın panoramasına geçmek isterim. Tabii herkesin özellikle beklediği bir gündem var ki kim belediye başkanı olacak, kim öne geçti, adaylar netleşti mi tarzında sorularla muhatap kalıyoruz. Bununla alakalı son bilgiler nelerdir? Bunları da alalım isterim. Tabii haftanın panoramasında ilk önce şu panayanlarımız Gazze konusunu bir işlememiz lazım. Geçen hafta ayın 4'ünde Seddişehir'de, yani şu anda piş bir şey yapmamaktan en azından yapılan bir etkinlik vardı. İşte pazar gün gece oruca kalıp pazartesi Seyit Harun Camisi'nde bir hurma, ondan sonra bir simit ve bir suyla iftar etme programına geniş bir katılım oldu. İnsanlar duyarlılık gösterdi. Buradan 60 gündür çocuk kadın demeden öldüren katil Yahudiler, İsrail ve Amerika, yani hala da şeyle öldürmeye devam ediyorlar. Bu kanaanlarımız bunu, yani bu olay bitene kadar, Cumhurbaşkanı da dedi ya, yani Gazze neyse, Ankara, İstanbul, Mekke, her taraf odur. Biz Gazze'yi asla şey yapamayız, terk edemeyiz, bırakamayız. Yani biz de Gazze'yi asla gündemimizden düşürmememiz lazım. Ölen oradaki kardeşlerimize, şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve Kassam tukaylarına Allah'tan güç, kuvvet, yani elimizden şu anda dua etmekten başka bir şey gelmiyor. Tabii biz de imkanlar ölçüsünde bu imkanlardan bu gündeme getirerek katkı sunmaya çalışıyoruz. Tabii yani. Zaman zaman STK'lar, işte bahsettiğin bir iftar bin dua etkinliği adı altında yapıldı. Farkındalık oluşturuyorlar kitlelere duyurma noktasında. Orada güzel bir sergi de yapıldı. Evet. Arkadaşlar çok güzel hazırlıklar yapmış. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonun düzenlenmesinde. Katılım da yoğundu. Yani cami olabildiğince dolu bir cemaate sahipti. Coşku içerisinde anıldı, dualar yapıldı. Müftü hocamıza teşekkür ediyoruz buradan. Böylece program icra edilmiş oldu. Tabii herkesin beklediği soru adaylıkta durum nedir? Adaylıkta durum, geçen hafta yerel seçim yaklaştığını artık böyle gördük. Nereden gördük? Sayın bir önceki dönem belediye başkanlığı yapmış Abdülkadir Çatın, yani Milliyetçi Hareket Partisi'nden adaylığını açıklaması, böyle mitik gibi bir ortamda açıklaması. Evet. Yani dedim ki seçim yaklaşmış, seçim oluyor. Tabii partilerde, işte AK Parti'de başvuru süreci bitti. CHP'de başvuru süreci bitti. Başkanlık da bitti. Belediye meclis üyeliğinde daha devam ediyor her ikisinde de. İşte CHP'de de 5'i itibariyle bitti herhalde. Evet. Başvuru. Bundan sonra yani insanlar oturup bekleyecek kim aday olacak. Aday adaylıktan. Tabii kilit ittifak olup olmayacağı. Yani özellikle ilçemiz özelinde Cumhur İttifakı devam edecek mi, etmeyecek mi? Yani adaylıklar biraz bunun üzerine şekillenecek. Doğru mu? Şimdi son zamanlarda en çok konuşulan, işte buranın MHP'ye mi verilecek, AK Parti'ye mi verilecekten şuna evrilmeye başladı. İkisi de ayrı ayrı girme ihtimalinin de doğduğu, evet. Yani MHP'nin de aday çıkaracağı, AK Parti'nin de aday çıkaracağı konuşulmaya başlandı. Bu yani bilinçli olarak mı böyle yayılıyor bir yerlerden, bilgi sızıntısından dolayı mı yayılıyor, yoksa böyle insanlar böyle mi istiyorlar, onu bilmiyoruz. Yani bana göre işte Abdülkadir Çatın veya Gülsüm, işte Erdoğan'ın, evet, yani MHP'den aday olması hani böyle bir şeyi öngörebilir yani diye düşünüyorum. Evet. Yani tabii ki burada seçimin yani şeyini adaylar değil de yani Cumhur İttifakı'nın içinde düğümleniyor olay. Evet. Yani tabii haftanın günceli Gülbüş Erdoğan'ın MHP'den adaylık başvurusuydu. Genel merkeze gidip akabinde birkaç gün sonra da Abdülkadir Bey'in yine Genel Başkan Bahçeli'yi ziyareti ve dönüşünde vatandaşla birlikte, seçmeniyle birlikte adaylığını duyurmasıydı. İfade ettiğin gibi. Tabii her yeni gün yeni bir bilgi öğreniyoruz. Geçtiğimiz hafta Seydişehir'in MHP'ye, Cumhur İttifakı dahilinde MHP'ye verildiği, evet, konuşulurken aldığımız bilgi de bu yöndeydi. Bugün her iki partinin
ayrı ayrı aday çıkaracağı konuşulmakta. Adı konulmuş değil ama bugün yine komisyon toplantısı vardı. Zannediyorum yarından itibaren bu bilgiler sızmaya başlar diye düşünüyorum bununla alakalı. Tabii son iki toplantının olduğu ve bugün bir tanesi yapıldıysa bir toplantı daha kaldı. Bir toplantı da işte en geç 2-3 gün içinde yapılırsa ondan sonra durumun netleşeceği. Durum netleşince artık işte 3 ihtimal var. 1 yani AK Parti'ye verilecek. 2 evet. MHP'ye verilecek. 3 ikisi de ayrı ayrı girecek. Bakacağız, hep birlikte göreceğiz. Ama şu bir gerçek, yani kim olursa olsun, kime verilirse verilsin, Seydişehir'de seçim, yani AK Parti'nin adayına verilirse de Abdülkadir Çat arasında geçecek. Abdülkadir yani MHP'ye verilirse zaten yani büyük bir ihtimalle, yani ben sokaklarda gördüğüm kadarıyla, şey buradan reklam etmeyelim, hani etkileyici bir şey yapmayalım ama yani bir gerçek var, bir realite var. Yani seçimin yani şu andaki şeyi, önde gideni veya... Tabii Abdülkadir Bey'in seçim yarışına erken başlamasının avantajları var burada. Ama tabii bu şekillenme devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de tek isim Hasan Ustaoğlu. Yani ittifaka dahil olmadı. Tabii görüşmeler devam ediyor. İyi Parti, Saadet Partisi kanadı bir isim çıkarmadı. Görüşmeler onlar kendi aralarında devam ediyor ama Hasan Ustaoğlu da bir farkındalık oluşturan isimlerden bir tanesi. Yani onlar da bugün hatta gazetemizi de ziyaret ettiler. İddialılar. Yani seçimi almayla alakalı iddialarını ifade ediyorlar. Görünen o ki sanki başa baş az bir farklı seçim dönecek gibi. Ya tabii demokratik bir yarış olsun. Yani halkın tercihi bu. Yani ama biz 58-60 yaşındayız. Evet. Yani 20-30 yıldır gazetecilik yapıyoruz. Bu işin yani sokağın nabzını, ondan sonra insanların nabzını ne olduğu hiç belli olmaz. Yani bir gün sonra ne olacağı belli olmaz. Seçimden bir gün önce bir şey olur. Belki şeyler değişir. Ama bunlar tabii konuşmak için erken. Biz bunları daha konuşacak çok programlar yapacağız. Yani bugün itibariyle görünen o 120 kaç, 115 gün mü kaldı? Rakam bilmiyorum ama tabi az kaldı. Geri sayı. 3 ay. Muhtarım daha iyi bilir. Kendisi de aday olacağı için. 3 ay kaldı. Bu işleri şimdilik bu kadar dedikten sonra yani gelecek programlara şey yapalım istersen. İsimler biraz daha netleşir. Netlesin. Şu anda bir gerçek var. Cumhuriyet Halk Partisi tek isim. Tek. İkinci bir başvuru gelmedi ve süreç bitti. Hasan Ustaoğlu. Milliyetçi Hareket Partisi'nde Gülbüş Erdoğan ve Abdülkadir Çat aday adaylık süreçleri devam ediyor. AK Parti'de 4 isim süreç onlarda da devam ediyor. İyi Parti'nin Saadet Partisi ve Mehmet Kacaroğlu ismi ön planda. Onlarla olan görüşmesi devam ediyor. Tabii sürpriz yapabilecek partiler de var. Yeniden Refah Partisi son dönemlerin parlayan partilerinden bir tanesi. Hatta onunla ilgili bugün de buradan paylaşmış olalım. AK Parti Yönetim Kurulu üyesi Mevlüt Çenesiz'in istifa edip yeniden Refah Partisi'ne katıldığı haberi geldi. Önümüzdeki günler hareketli geçecek. Durum onu gösteriyor. Tabii yani biz hazırız. Hareketi takip etmeye. Hani şu anda bir durağanlık var. Seçime yaklaştık. Ortada bir şey yok. Yani bir hareket olsun tabii ki. Yani millet de heyecanla bekliyor artık. Yani kimin aday olacağı, kimle kim yarışacağını bir şey yapsın. Yani tabii. Görsün. Yani bu tezelden yani bu belirsizliğin bitip yani adayların konuşulmasını, yani adayların projelerini tanıtmasını. Tabii belediye başkanlığının yanı sıra meclis üyeliği de bir taraftan ayrılmaya başladı. Yani hizmet yarışında meclis üyeleri de bir o kadar, muhtarlar kadar, onlar da önemli. Evet, ön planda belediye başkan adayları söz konusu ama meclis üyeliği ilgili de süreç devam ediyor. Zannediyorum AK Parti'nin süreci uzatmaya gitti. Diğer partilerde durum nedir, bilgin var mı? Onu, şu ana da duymadım. AK Parti'nin şeyinden duyuyorum. Yani böyle başvuranları sosyal medya sayfasından paylaşıyorlar. Oradan takip ediyorum. Diğerlerinde böyle bir şey yok. Kimler başvurdu, kimler başvurmadı onu bilmiyorum. AK Parti'den de yönetim içerisinden istifalar oldu. Tabii süreç uzatıldı. 3 Aralık'ta biten belediye meclis üyeliği seçimlerini 5 Ocak tarihine uzatmış AK Parti. Evet. Parti içerisinden meclis üyeliğine başvuran, yine genç kollarından başvuranlar var. Dışarıdan başvuranlar var. Herhalde
Meclise ile ilgili en revaçta olan parti de İktidar Partisi. En popüler o. Evet. Bunun dışında söylemek istediğim şey var mı abi? Zahmet edip bizi dinleyen, yani programımızı izleyen herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Diyeceğim bir şey yok. Ben bir konuyu daha gündeme almak isterim. Hep konuşuyoruz, trafik konusu. Geçtiğimiz günlerde ben programı kapatmadan onu ifade etmek isterim. Yoğun bir şekilde muhtarım da buradayken konunun içerisinde trafik cezaları konusu var abi. Hürriyet Caddesi'ndesin. Özellikle sizin cadde bu konuyla alakalı merkez. Vatandaştan çok sayıda şikayet alıyoruz. Seydişehir söylenen 31 ilçenin en yoğun trafik cezalarının yazıldığı bir ilçe olarak zikrediliyor. Tabii trafik keşmekeşliği var. Ekipler işini yapmalı. Ama topyekün trafik cezaları da ağır. Muhtarlarımız bu konuda herhalde en çok mağdur olanından bir tanesi. Kesinlikle. Bize evraklar geldiği için evraklardan biliyoruz. Şimdi bize 10 tane evrak geliyorsa maalesef 6-7 tanesi trafik cezası oluyor. Vatandaşa ulaştırmanız gerekiyor değil yani, mi? Vatandaş da maalesef isyan ediyor yani. Ama yapacak bir şey yok. Bu bizim bir gerçeğimiz. Fakat buna bir çözüm bulunması lazım bir tarafa. Az önce dediğiniz Fahri abinin postane yolunu, o caddeyi söylediniz ama bizim Cemal Balbuşçu caddemizde hiç farklı değil. Öyle mi? Hani bir değil, tabii, iki sıra park ediliyor yani. Sokaklar araça göre yetersiz kalıyor. Maalesef, doğru mu Ömer abi? Maalesef. Hani kesinlikle ve kesinlikle bir el atılması lazım. Şehrin yöneticilerine, trafik ekiplerine de yani tolerans onların sağlanmalı. Onların işini yapıyor da yalnız tabii tolerans tanınmalı. Şu ben şunu duydum. Yani Hürriyet Caddesi'nde adam iş yerine malzeme indirme noktasında paketini indirirken o arada bir uyarı yapılmaksızın ceza yazıldı. Geçtiğimiz haftalarda böyle bir şey oldu. Bununla alakalı ben bir haber de yaptım. Sen de paylaştın bu haberi abi. Bu konuyla alakalı Fahri abi düşünceleri neler? Trafik özelinde bunları alalım. Sonra programı toparlayalım. Ya şimdi bu işin yani trafik noktasındaki şey şu. İnsanlar bir yani bu işi çok suistimal ediyor. Mesela trafik kurallarına uyma noktasında işte biraz önce bir yerden geliyorduk. Ters yönden geliyor. Adam diyor ki bana burası ters yöndeydi diyor. Bir ikincisi adam caddenin ortasında sağında solunda park. Ondan sonra araç park edilmiş. Ortada işte iki araç gelip geçecek kadar yer var. Adam dörtlüğü yakmış. Ondan sonra bekliyor. Tabii bir tarafta böyle duyarsız yani yolu işgal eden insanlar var. Bir tarafta da böyle gayet yani masumane bir şekilde bir dakikalık böyle durmuş bir yere girip çıkacak adama da ceza kesiliyor. Yani ortada bir karışıklık var. Keşmekeşlik var yani. Bu sorunun çözülmesi lazım. Yani trafik işte adam oraya aracını park etti. Arkasından bir tane ceza yazıp göndermek yani bu kadar kolay olmaması lazım. En azından geçerken elinde megafonla bir kere uyarılıp aracını kaldır ve ikinci sefer duruyorsa, belirli bir süre 10 dakika 5 dakika duruyorsa ondan sonra ceza yazılması lazım. Ama aracını gördüğün anda sen durdun, kapıyı kapattın, şu dükkana girdin arkandan hani ceza yazması yani biraz abartılı gibi geliyor bana. İddia bu söylenti yani 31 ilçe içerisinde en yoğun trafik cezalarına Seydişehir maruz kalıyor deniliyor. Yani durum böyleyse gerçekten vahim. Bu noktada yöneticilerin dikkatini çekmek lazım. Tabii caydırıcı özelliği var mı cezanın bilmiyoruz ama insanların canı yanıyor. Az para değil yani bugün yılbaşından sonra bu cezalar katlanacak, bir daha katlanacak. Ekonomik zorluklar içerisinde insanlar ekstra cezalar tabii insanların belini büküyor yani. Tabii. Yeri gelmişken söyleyeyim hatırladım. Bizim Seydar'ın projemiz var malumunuz. İşte bitti. Geçenlerde levha çalışması yapıldı. Tek yön, kapalı yollar ve tamamen girişe kapandı. Aşağıya da girişe, Cemal Bahadır Caddesi'nin girişine iki duba koyuldu ve kapatıldı. Giriş mesele yok. Girdiğin an çıkamıyorsun. Sağa sola araba koydu. Çok büyük bir keşmekeş var. Yani evet. Buranın kesinlikle o trafik levhaları düzeltilmesi lazım. Güzel.
planlamayı zannediyorum büyükşehir özelinde düşünülüyor. Yani maalesef. Büyükşehir Belediye'miz güzel işler yaptı. Seyit Harun düzenlemesi de güzel bir proje. Evet. Ama Konya özelinde yani araçların sadece akşam mal indirme ile alakalı giriş yapabileceği, yaya tamamen açık olacağı söyleniyor orada. Tabii esnaf noktasında bu da şikayetleri beraberinde getiriyor. Bizim orada Ziraat Bankası yeni geldi mesela. Yaşlısı var, ihtiyarı var, sakatı var, engellisi var. Hani bu adamlar nasıl gelecek bankaya? İşlem yaptırması lazım. Kapalı. Ya, bu konuda çok şikayet var. Düşünülmesi lazım yeniden. Oranın park yükünü ana caddeler herhalde. Ana caddelerde yani park edecek kaldırmıyor. Park edecek yer bulamıyorsun. Adam nereye gidecek? Nereye duracak? Bizim caddeye park eder oldular. Sağına soluna. Herkes birbirine giriyor. Yani Leblebiciler Çarşısı'na bir bakıyor. Tabii buradan büyükşehir yetkililerine gerek mevcut Seydişehir Belediyesi yetkililerinde bu konuyla alakalı tekrar bu kararları gözden geçirmesi noktasında seslenmiş olalım inşallah. Ömer abi programımıza şeref verdin. Ayaklarına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Son olarak söylemek istediğin bir şey varsa alalım. Programımızı kapatmış olalım. Beni bu programa çağırdığınız için hani vatandaşların sesi olduğunuz için ayrıca size teşekkür ediyorum. Hani vatandaşlar olsun biz olalım. Hani sizi ilgiyle takip ediyoruz. Bu programları arttırarak devam etmenizi, bu çizgide devam etmenizi temenni ediyorum. Elinize sağlık. Güzel emek veriyorsunuz. Teşekkür ederiz. Yani bu vesileyle 31 Mart 2024'te yapılacak seçimlerin öncelikle ilçemize, mahallemize, Türkiye'mize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Eyvallah abicim. Biz teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Yeni dönemin mahalleye, Seydişehir'e, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Hak eden kazansın. Evet sevgili seyirciler, Bir Şehir ve Gündem programını sona